akşamlar diliyoruz Bindal'dan hepinize. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 85. yıl dönümüydü. Bu mutlu günde bütün Kayseri halkını kutluyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz silah arkadaşlarını da rahmetle yad ediyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bugünkü Bindal'lı programımız oldukça önemli bir konuya ayrılmış vaziyette. Biz bugün Kerkük'ü, Musul'u, Süleymaniye'yi, ondan sonra Irak, Kuzey Irak'ı konuşacağız. Ve 30 Ocak'ta önemli bir seçim var o bölgemizde. Bugüne kadar geçen süreyi bir değerlendireceğiz. Şu anda stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip ve yine Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerem Türkmen hocalarım burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Mahir hocamla başlamak istiyorum. Bugün biliyorsunuz iki gündür Türkiye'de çok üzüntüyle karşıladığımız çok acılı bir hadise cereyan etti Musul'da. 5 Türk güvenlik görevlisi şehit edildi ve bununla ilgili de bütün televizyonların hemen hemen ana haber bülteninde Hurşit Tolan Paşa'nın şöyle bir sözü yer aldı. Diyor ki Hurşit Tolan Paşa, "Besle kargayı, oysun gözünü." Biz de bunu not ettik. Yıllarca beslediğimiz birilerinin Türk insanına karşı nasıl hasmane tavır sergilediklerinin bir göstergesidir bu hadise diyor. Evet hocam, şimdi biz biraz güncelden başlayarak ifade edelim. Hurşit Tolan Paşa'nın "Besle kargayı, oysun gözünü" dediği, insanlar kimlerdir bu hunharca hareketin arkasında, Türkiye kimleri tahmin ediyor ya da kimleri arıyor? Efendim, paşamızın vermiş olduğu demeç yerini bulmuştur. Evet. Bu demeç çok manalıdır, çok önemlidir. Tabii ki siyasi bir mesajdır. Ve dediğim gibi mesaj yerini bulmuştur. Görünen köy kılavuz istemez. Şimdi sınır kapısı, Türkiye sınır kapısı, Habur sınır kapısı Barzani kuvvetlerinin elindedir. Dolayısıyla oradan giren her insan kontrolden geçmektedir. Habur'la Musul arasındaki olan mesafe en fazla 2 saatlik bir mesafedir. Burada herhangi bir terör örgütü belli bir kesimin insanların arabayla bu sınır kapısında Musul'a geldiğini tespit etmesi imkansız gibi bir şeydir. Evet. Kaldı ki sınır kapısından Musul'a kadarki olan arazinin kontrolü de yine milli muhafız gücü diyebildiğimiz fakat peşmergelerin resmileşmiş bir ekibidir. Onların dışında başka bir şey değildir. Bu kişiler tarafından kontrol edilmektedir. O bakımdan paşamızın vermiş olduğu bu demeç belli bir kesime, dediğim gibi, mesaj ulaşmıştır ve gerçekten de büyük bir ihtimalle de böyledir. Ama bu demeci gönül isterdi ki Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ya da Başbakanı versin. Çünkü resmi bir görev için insanlarımız oraya gidiyordu. O bakımdan bunların peşinin bırakılmaması gerekir. Ciddi manada tahkik edilmesi icap eder. Ve dediğim gibi Türkiye bu işin mutlaka peşini takip etmesi gerekir. Hocam, benim merak ettiğim nokta şu. Şimdi sizler bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü Kerkük'lüsünüz. O bölgeyi çok iyi bildiğiniz için ve şu anki durumu da çok iyi bildiğiniz için soruyorum. O bölge tamamen Barzani kontrolünde diyebilir miyiz? Yani tabii, gayet tabii. Gayet tabii. Yani şu anda aslında bu mesajı ben öyle anlıyorum ki Barzani yönelik verilen bir mesaj olarak düşünüyorum. Çünkü Türkiye her ne kadar bugünlerde tatlı sert bir politika gidiyor olsa da daha önceki yıllarda biliyorsunuz bu bölge insanlarına oldukça büyük katkı sağlamıştı. Tabii, gayet tabii. Evet, ben şimdi mesajı böyle aldım yani. Şimdi o bölge Habur sınır kapısından karayolu devam ediyor Musul'a, Duhok'a, Duhok'tan Musul'a, Musul'dan Erbil'e geçiyor. Erbil'den Kerkük'e giriyor. Bir başka yolda Musul'dan doğrudan Bağdat'a giden bir yol var. Musul'dan doğrudan Bağdat'a giden yol Barzani kuvvetlerinin kontrolünde değildir. Zaten bütün olaylar da bu Türk şoförlerinin de aslında maalesef öldürüldüğü alan da orasıdır. Fakat bu az önce saydığım birinci hat
şehirler hariç yollarındaki olan bütün kontroller Barzani kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. Sınır kapısından başlayarak Zaho'dan, işte Halil İbrahim'den, Musul'un girişi, Duhok'un giriş çıkışları, Erbil'in giriş çıkışları, ta Kerkük kapısına kadar tamamıyla yol kontrolleri Barzani'nin kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. O bakımdan Amerikalıları sadece Musul şehrinin içinde bulabilirsiniz. Erbil'de hemen hemen yok gibidir. Bir de Kerkük şehrinin içinde bulabilirsiniz. Geri kalan bölgeler tamamıyla onların kontrolündedir. Ve kontrolünde demek de bir bakıma, yani insanların da kimin girip çıktığını da bilmek onların birinci derecede ve can güvenliklerini sağlama da onların görevi olarak görünüyor. Evet, hocam Irak'la ilgili Irak'ın değişik bölgelerinden çok değişik haberleri her gün izliyoruz. Fakat bizim ilgi duyduğumuz, özellikle Kuzey Irak bölgesinde de bazen anlamakta çok zorlandığımız hadiseler cereyan ediyor. Mesela Tel Afer'deki olayı, yani tam olarak ben çözmüş değilim. Ya da bir bakıyorsunuz Barzani Türkiye'ye geliyor. Ondan sonra Türkiye'de söylediği sözlerle hemen akabinde gittiği Suriye'de söylediği sözler arasında çok farklılıklar çıkıyor. Yani Kerkük Kürdistan'ın kalbidir diyebiliyor. Öbür tarafta tabii ki Irak-Türkmen cephesi de benim çok beğendiğim bir açıklama yapmıştı. Şu an tarihini hatırlamıyorum ama Barzani'nin bu sözlerinden sonra olması gerekiyor. Dediler ki Kerkük bir Çanakkale'dir. Yani Çanakkale gibidir. Çanakkale nasıl geçilememişse Kerkük'te geçilemeyecektir deniyor. Şimdi burada tabii Kerkük dosyası çok derin bir dosya. Kuzey Irak dosyası daha doğrusu çok derin bir dosya. Çok iç içe meseleler var. Şimdi biraz daha böyle madem sondan başladık biraz geriye doğru gidelim. Bir kere Kerkük'te şu anda büyük bir nüfus hareketliliği gözleniyor 30 Ocak'taki seçimden dolayı. Şimdi neler olacak? Yani bir taraftan nüfus hareketi devam ettiği sürece, öbür tarafta Kerkük'ün bir Türk şehri olduğu, tescilli bir Türk şehri olduğu bilindiği halde, yani bu oyunun perdelerini birer birer aralayalım istiyorum. Yani Kuzey Irak'ta ne oynanıyor? Kim neyi oynuyor? Şimdi birinci derecede ben kısaca Tel Afer meselesine temas etmek istiyorum. O Bağdat dahil kuzeye doğru çıktığınız zaman olayların olmadığı birkaç tane şehir vardır. Erbil nispeten sakindir. Süleymaniye sakindir. Ve Tel Afer sakindi. Evet. Şimdi ikisi Kürtlerin yoğunlukta olduğu iki şehir. Sebebi de çünkü tamamen yönetimi zaten kendilerine verilmiş. 12-14 yıldan beridir aşağı yukarı onların yönetimindedir. Dolayısıyla orada bir iki patlama haricinde herhangi bir hadise olmamış. Oranın yorumunu yapmamıza gerek yok. Ama Tel Afer ise zaten o geçmiş 14 yıl içerisinde Saddam'ın kontrolünde olan bir şehirdi. Ve çok büyük nüfuslu bir şehirdi. Sadece şehrin nüfusu 350 bindir. Bir Türkmen şehridir. Halis muhlis bir Türkmen şehridir. Hemen hemen yakın köyleri de tamamen Türkmenlerden müteşekkildir. Bu şehirde de huzur vardı. Çünkü nüfus homojen bir topluluğa sahipti. Ama bu şehrin önemli bir iki özelliği vardı. Biri, Türkiye sınırına 90 kilometredir. Evet. İkinci önemli tarafı, Kürt bölgesini Suriye'ye bağlayan büyük şehirdir. Evet. Evet. Dolayısıyla bu iki öneme binaen o şehrin mutlak surette bir şekilde karışması gerekiyordu. Evet. O şehrin bir şekilde bu homojenliği bozulması gerekiyordu. İşte Eylül ayındaki hadiseler o maksatla yapıldı, düzenlendi. Ve Amerikalılar girdiler, birkaç yeri bombaladılar, binlerce insan evsiz kaldı. Ondan sonra Milli Muhafız Gücü'nden birkaç kişi geldi, orayı yerleştiler. Neyse onlar kurtuldu gitti ama geçen hafta yine aynı hadiseler oldu. Evet. Çok enteresandır. Mesela Türkmenleri Televizyonu'nun, Türkmenlerin kurmuş olduğu Türkmenleri Televizyonu'nun ofisi tahrip edildi. Teröristin ne işi var böyle bir televizyon? Yani düşünün bir böyle bir televizyon istasyonu için yapsın, tahrip edilsin. Nüfus daireleri yine tekrar yağmalandı ve tapu daireleri. Maalesef bu Türkiye televizyonlarında dahi verilmedi bu haberler. Ama Türkmenler televizyonu bunu canlı canlı verdi. Oradaki insanlarla röportajlar yaptılar, tespitlerde bulundular. Bu işin Tel Afer boyutu ve Tel Afer çok önemli bir şehirdi. Türkiye'nin bu şehir üzerinde
ciddi manada titiz durması lazım. Eğer Türkiye bir gün Ovaköy kapısını açmaya başarabilirse, ki bu Kerkük'ün kaderi kadar önemli bir önemlidir bu Ovaköy kapısı, başarabilirse Tel Afer bizim için altın bir şehir olacaktır. Çünkü Türkmen bölgesine ve diğer Arap-Irak bölgelerine, hatta size şu kadarını da söyleyeyim, geri kalan bütün o Haliç Arap ülkelerine açılışımızın kapısı orası olacaktır. Nasıl ki 30'lu 40'lı yıllarda Stalin Ermenistan'daki olan o Zengezur bölgesini bir hançer gibi Türk coğrafyasının bağrına saplamışsa ve Azerbaycan'ı ikiye bölerek bugün Türk dünyasına ya İran yoluyla ya Gürcistan yoluyla girmemize sebep olmuşsa, o bir gün bu Ovaköy'deki olan kapı açılmadığı takdirde de aynı şey bizim başımıza gelecektir. Türkiye Irak yoluyla Suudi Arabistan'a, Küveyt'e vesaire bütün o ülkelere açılabilmenin yolu bir tek Zaho kapısıdır. Başka ikinci bir kapısı yoktur. Halbuki Ovaköy kapısı açılmış olsa Tel Afer'e 90 kilometre gidilecektir. Tel Afer'den Musul, zaten ondan sonra da Arap bölgelerine, Türkmen bölgelerine rahatlıkla geçilebilir. Ben bu Tel Afer'in bunun önemini vurmaya vurgulamak istiyorum. Ben bir soru sorayım Mahir Bey. Niye açılmıyor? Yani açılmama sebebi. Türkiye mi? Tabii bunun geçmişi var. Geçmişi var. Aslında bu Saddam zamanında gündeme geldi. Bu kapı. Evet. Saddam zamanında gündeme geldi ama maalesef Türk hariciyesi bunu uygun bulmadı o tarihlerde. O tarihte. Tabii. O büyük uygun fırsat, bulmadı. Evet. Büyük fırsat. Ve o kapının önemini de vurgulayan çok enteresandır. Kayserili bir iş adamıdır. Beğendik firmasının sahibi. Hükümete söylüyor. Bakın diyor, bu kapı çok önemlidir. Gidiyor, Irak'a gitmiş bir şekilde. Ben bir diplomattan duydum bunu. Yani evet, kendisiyle evet, bir sohbetim olmamıştır. Evet. Bu kapını zaten biz yazılarımızda, görüşlerimizde bunları hep vurgulamışızdır. Ama biz Türkmen olduğumuz için bizim söylediğimiz her zaman farklı, yanlış anlaşılabiliyor. Ama bir Türkiyelinin bunu demesi çok önemlidir. O yıllarda bu kapı açılmalıydı. Çünkü neden? O yıllarda da 12 yıl zarfında da Türkiye Bağdat'a gidebilmek için karayolundan mutlaka Zaho'dan geçmesi gerekiyordu. O kapı ihmal edildi. Sonra 1 Mart tezkeresi, biz eğer Irak'a girseydik o kapıdan girecektik. Evet. O da çok önemli bir kapıydı. Ve Türkiye taahhüt etti, bu 90 kilometrelik olan patika yolu asfaltlayacaktı. Ama 1 Mart tezkeresinin suya düşmesi, o yolun da suya düşmesine, o kapının açılmasına da mani oldu. Tabii ki sonra yani tabii Barzani'nin eline çok önemli bir koz geçti. Türkiye Talibani geldiğinde, o zaman Talibani Irak'ın geçici bir aylık başbakanıydı, hatırlarsanız bu kurucu meclis evet, sıralarında. Talibani hay hay derhal açabilirsiniz dedi. Bu bizim için de çok önemlidir. Tabii Talibani için basit bu, çünkü kendi bölgesi değil. Onu Barzani'nin bölgesidir. Ama tabii ki Türkiye bir şey yapamadı. Irak'ın Cumhurbaşkanı geldi, Gazi Liaver geldi. Onunla da, benim de haberim var o gelişmeden. O da sıcak baktı, çünkü kendi aşireti o bölgede yaşamaktadır. Ancak Barzani geldiğinde, o kapı gündeme getirildiğinde çok basit bir cevap verdi. İşte o dedi ki, basit bir konudur, benim başbakanımla konuşun, bunları ben konuşmuş olmayayım burada. Ve atlattı meseleyi. Halbuki Türkiye onun üzerine çok ciddiyetle durmalıydı. Bugün eğer Türkiye onu halletmek istiyorsa birinci derecede Amerikalılarla bence halletmesi lazım. Aksi takdirde o kapının yeniden açılması söz konusu değil. Yani karşı gelen Amerikalılar. Evet, tabii ki. Amerikalılar, ama tabii ki Amerikalıların karşı gelişinin sebebi şudur. Yani Barzani'nin şartı var. Barzani'nin en önemli şartı o, bu Türkiye'den Irak'a giriş bir tek Kabur kapısından olacaktır. Amerikalılarla bu konuda mutabakatı vardır. Evet. Hocam yine Tel Afer konusuna devam edeceğiz ama ben Kerim Hocam'a sormak istiyorum. Şimdi tabii daha önce gördüğümüz manzara, yine televizyon ekranlarından işte bir kısım ne olduğu belli olmayan, ki biz bugün onlara peşmerge dedik. Hatta güvenlik değil mi, güçler arasında bol miktarda peşmerge de gözüküyor. Bunlar nüfus idaresine doğru saldırıya geçtiler ve oradaki belgeleri yok ediyorlar. Şimdi düşünüyorum da hocam, bir bölgenin, bir şehrin çok farklı mühürleri vardır. Yani özellikle sizin alanınız bu. Yani biz Anadolu'da Kerkük türküleriyle büyüdük. Hoyratlarla büyüdük. Yine Anadolu'nun çok benzer bu işte Elazığ yöremizde, Harput'taki, Urfa'daki, ondan sonra havalar neyse Kerkük'teki havalar da odur. Ve
bir şehre baktığınızda, işte Kayseri'ye baktığınızda da yine birçok izimiz var. Yani Türk'ün mühürleri var. Şimdi bu kolay kolay silinebilecek bir şey midir? Yani oraya 150 bin insanı, 170 bin insanı bunlar doldurmakla belki demografik yapıda kısmen oynamalar olacak. Belki de nüfusları daha fazla çıkacak ama yani Kerkük'ün Türk şehri olduğu çok aşikar değil mi? Her şeyle aşikar değil mi? Öyledir. Zaten esas seçim o zaman başladı. Evet. Yani Kürtlerin Kerkük'e il girişlerinden itibaren ki tapu dairesini ve nüfus müdürlüğünü yağma etmeleri bugün iyisiniydi. Evet. O belgeleri yok edip ondan sonra istedikleri kadar insanı oraya yerleştirip, yani ki bunlar Kürtler, çoğunluğu ele geçirmek için. Yani bir bakıma aslında büyük bir siyaset uyguladılar. Bugünü ta o günden itibaren düşünmüşlerdi. İleride bir seçim olduğu zaman çoğunluğu elde edebilmeleri için bütün belgeleri yok ettiler. Zaten ondan önceki dönemde, Saddam döneminde birçok Türkmen aileleri sürgüne gönderilmişti. Güneye, başka yere, kuzeye, şuraya, buraya. Bir kısmı zaten kaçmıştı. Geri kalan da işte böyle uyduruk bir şeyle, dediğiniz gibi 176 bin evet, kişiye yardım yapılır evet, şu anda. Bunlar ne demektir? Sonradan Kerkük'e girmişlerdir. Belki şu anda bu 200 bini bulmuştur. Evet. İşte seçim esas o zaman başladı. Ama ben geçenlerde Türkmen El Televizyonu seyrederken halkta muazzam bir inanç var. Hepsi diyor biz başımızı bu işe koyduk. Gidip oyumuzu kullanacağız. Herkes bilerek, bilinçli olarak gidip belgesini alıyor. Ve inşallah bu oyuna gelmeyecektir bizimkiler. Yani çoğu gidip oyunu kullanacaklardır. Eninde sonunda bu sonradan yerleşenler de tespit edilip aslında gerçi orada devlet de yok. Yani bunu kime şikayet edeceksiniz? Belli bir merci yok. Doğru. Bunlar yok edilirse bence hala daha Kerkük'te çoğunluk Türkmenlerdedir. Peki hocam o kültürel doku. Şimdi yazarın biri diyor ki bir yabancı yazar. Yani ben diyor Kerkük'te bir Bağdat havasından çok bir böyle İstanbul havası kokluyorum diyor. Şimdi biliyorsunuz özellikle Oğuzların Bayat boyu bildiğim kadarıyla orada büyük oranda yerleşik durumda. Ki işin geç tarafı bu bizim yaşadığımız bölgede, Orta Anadolu bölgesi, Kayseri'de, mesela Kayseri şehir merkezi dahil olmak üzere birçok köyünde de Oğuzların Bayat boyundan insanlar var. Yani biz herhalde burada Kerkük'ü en iyi anlayabilecek olan insanlardan biriyiz. Yani aynı boydan, aynı soydan geliyoruz. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz arasında büyük bir ortaklık var. Şimdi ben şunu diyorum. Yani bizim sanat tarihi açısından da büyük bir dokumuz var orada. Yani bunlar kolay kolay silinebilecek şeyler değil. Evet belki nüfus idaresindeki bazı kayıtlar yok edilebilir ama yani bir Türkmen kimliği var, Türk kimliği var orada. Sanat tarihinden evet, önce evet, bizde sanat tarihi alanında bir düşünce var. Bir şehrin kime ait olduğunu öğrenmek için evet, önce mezarlığına gidip bakacaksınız. Evet, çok güzel, çok güzel hocam. Şimdi Kerkük'ün çok büyük bir mezarlığı var Musalla semtinde. Hemen hemen tamamı Türkmen mezarlığı. İkincisi o yörede daha önce yapılmış olan, inşa edilmiş olan eserlere bakacaksınız. Örneğin mesela Mostar Köprüsü. Evet. Bugün istedikleri kadar yıksınlar, bombalasınlar ki Allah'a şükür yeniden yapıldı onu. Evet. Bizim Türkiye'den de sanat tarihçiler gidip yeniden eskisine benzer bir şekilde restore ettiler, yaptılar. Kolay kolay yok edemezsiniz. Kerkük'ten kışla kışla Türk kışlasını, köprüyü, Osmanlı köprüsünü, birçok kaledeki evleri yok etmeye çalıştılar. Onları yok etseniz bile belgeleri var bunların. Belgeleri nasıl yok edersiniz? Onun için kolay kolay böyle bir millete mal edilmiş olan bir şehri başka bir millete mal etmek kolay değildir. Önce ispat etmeniz lazım. Örneğin Kerkük'te mesela kale semtinde, Maher Bey de daha iyi bilir çünkü kale şehrinde yaşamış, büyümüş, evet, orada evet, durmuş. Kaleli. Kalelisiniz. Orada gök kümbet var, Selçuklulardan kalma. Muazzam bir eser. Tavuk dediğimiz, Tavuk şehrinde, Tavuk'ta muazzam bir Selçuklu minaresi var. Yani bunlar, daha çok eserler var.
Bunlar bir defa bir dönem oranın Türklere ait olduğunu ispata yeter artar. Kaldı ki mezarla gittiğiniz zaman tamamı Türklerden oluşan mezarlar. Hocam ben mezarlardan bazılarını gördüm. Bir fotoğraf gördüm. Yine çok hoşuma gitti. Yani tabii daha çok fotoğraf var da yeni yapılmış bir mezar. Aynı buradaki mezarlar gibi böyle bir ay yıldız ve göğe doğru yükseliyor. Saddam döneminde birçok mezar taşı yıktırıldı, yok edildi. Evet. Neden sırf ay yıldız var diye üzerine? Bizimkiler tabii bunu şeye dayandırmaya çalıştılar. Yani İslami bir semboldür. Gerçi yani onun da etkisi var ama daha çok Türkiye'ye bağlılıklarından dolayı yapıyorlardı. Ama yok ettiler. Ne oldu? Tekrar geri döndü. Çünkü o mezar taşlarındaki ay yıldızı yok edebilirler. Ama ismini, kimin olduğunu, hangi tarihte doğduğunu, hangi tarihte doğduğunu belki yazmazdı ama ölüm tarihini yazar. Yani o şehirde kimlerin yaşadığını o mezarlık en güzel bir şekilde ispat eder. Evet. Şimdi yine ben aklıma geldiği için söylerim. Yani konuya yakın olduğu için yine okuduğum bir makalede Kerkükleri ya da Kuzey Irakları anlatırken özellikle Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti dönemlerinde okumaya çok eğilimli oldukları için Osmanlı'nın yetişmiş unsurları büyük ölçüde bu bölgeden çıkardı diyor ve Osmanlı'nın değişik bölgelerinde bu insanlar görev yaparlardı. Bu gelenekleri diyor o bölge Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra da devam etti. Bugün Kuzey Irak'taki Türklerin çok miktarda yetişmiş insanı var diyor. Hem bölgede hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın değişik ülkelerinde böyle bir ifadeye rastladım. Gerçi sizler bunun en büyük kanıtısınız ama tabii daha birçok insan var zannediyorum. En başta öyle Doğru Amacı var bizim yani. Türkiye'de değil mi? İhsan Doğru Amacı Bey göç başkanlığı yaptı uzun bir süre. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nin rektörü Ali Doğru Amacı. Ali Bey yani Doğru Amacı Bey'in oğlu. Onun dışında bir ara bizim burada tıp fakültesi dekanlığını yapan Enver Hasanoğlu sonra Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Yani çok var, saymayla bitmez de. Bitecek gibi değil. Bakanlardan vardı eski bakan Nermin Nefsin eşi mesela Kerçülü. Evet. Sanatçılardan var. Mehmet Ali Erbil'in mesela babası. O Erbil soyadı oradan geliyor. Evet, ben tekrar Telafer'e dönmek istiyorum. Çünkü Telafer oldukça önemli dediğiniz gibi hocam. Şimdi bir tarafta tahıl ambarı oldu ve o bölge için hayati önem taşıdı. Ve belli tarihlerde de yine işin iç tarafı, yani bu provokasyonların ya da bu planların çok önceden provası yapılmış galiba ki 50'lerde, 59'da ondan sonra yine 80'lerde bu bölgeye peşmergelerin saldırıları olmuş. Yani şimdi bu senaryo burada bir bu Türkmen şehrinde kendi kafalarının içindeki bir Kürdistan planının içerisine dahil etmek midir ki Kerkük için söylediği sözlerde belki öyle gözüküyor. Peki bu nasıl bir cüret, nasıl bir hareket? Tek başına oradaki ki sizin bir sözünüzdür ki biz de sonuna kadar katılıyoruz. Ya bunlar daha devlet kimliği, millet kimliği olma bilincinde olmayan insanlar. Ya bu hareketin arkasında mutlaka farklı bir destek olmalı. Yani çünkü biz Osmanlı'dan koparılışını da hatırlıyoruz. Yani o dönemde de yine bu bölgede İngiliz parmağı vardı. Ve onların kışkırtmaları vardı. Hocam nedir bu olay? Yani neyle karşı karşıyayız? Bunu tam bilelim ve bunun bir adını koyalım bence. Şimdi tabii ki 1,5 yıl önce, hatta 2 yıla geliyor, Amerika'nın Saddam'a karşı başlatmış olduğu savaş şu anda hala devam ediyor. Bu savaşta Amerika şu anda karşısına fiilen iki kuvvetli gücü almıştır. Biri Sünni Araplar, bir de Şii Araplar. Kürtler yanındadır. Barzani ile Talebani ama bütün Kürt halkı değildir. Burada çok iyi bir noktayı vurgulamamız lazım. Sadece Barzani ve Talebani'nin arkasındaki olan aşiretler sadece Amerika'nın yanındadır. Ama Amerika'nın karşısında olan çok ciddi sayıda bir Kürt grubu vardır. Feyli Kürtler vardır. Şii Kürtlerin 1 milyonu aşağı yukarı Şiidir. Bunlara Feyli Kürtler derlerler. Ve bunların hiçbirisi Amerika'nın yanında değildir. İslami tendanslı Kürtler vardır. Onlar da Amerika'nın yanında değil, karşısındadırlar. Şimdi Amerika'nın yanındaki olan Kürtler aslında her ne kadar Amerika'nın güç alıyorlarsa da ama desteklerini de İsrail'den alıyorlar. Niyetleri nedir?
Bunların planları aslında iki tane temel planları vardır. Birincisi mutlaka ve mutlaka Kerkük'ü Kürdistan'a dahil etmek. Etmedikleri takdirde devletlerini ileride ilan etmeyeceklerdir. Demek ki vadesini bilemiyorum. Ne zaman Kürt devletini ilan edeceklerini bilemiyorum. Ama bir şey bilir, bir şeyi çok iyi biliyorum. Ne zaman ki Kerkük bu bölgeye dahil edilirse, demek ki Kürt devletini ilan edilişi için artık şey geri sayım başlamıştır demektir. Bu bir. İkincisi Tel Afer şehrinin önemi. Tel Afer şehri Kürt Barzani bölgesinin Suriye ile bütünlüğünü sağlayacak en önemli yoğun nüfuslu bir şehirdir. O şehri ele geçirmeden Suriye'ye açılmak kolay değildir. Tel Afer ile Türk sınırı arasında 15 tane köy vardır. Bu köylerin 2 tanesi Türkmen köyüdür. Aşağı yukarı bir 6-7 tanesi Arap köyüdür. Geri kalan hepsi Kürt köyüdür. O Kürt köylerine dahi bugün insanları yerleştirdiler. Maksat o şeridi sağlamak. Yani Türkiye'nin Irak topraklarına girişte mutlaka Kürtlerin bu yaşadıkları bölgelerden geçmelerini sağlamak. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin de Türkmen bölgesine girişinin yollarını kesme planları söz konusu. Yani bir bakıma kırmızı çizgiyi onlar çizmiş oldu. Yani. Yani biz zamanında kırmızı çizgiden bahsediyoruz. Evet, yani onların belirlemiş oldukları çizgiler olmuş oluyor. Tabii ki bunlar planlarıdır. Ama bu demek değildir ki bu planları tutar. Ben size bir tahminimi söyleyeyim. Bugün Barzani ve Taliban'ın, Kürt halkının dostu vardır. Bugün aklı başında olan Iraklı siyasetçilerin sayısı az değildir. Evet. Bütün Kürt halkının karşısında, Türkmenler de öyledir. Türkmenler de Kürt halkının karşısında değillerdir. Türkmenler bugün Barzani ve Talebani'nin karşısındadırlar. İslami Kürtler çok iyi ilişki içerisindedirler diğer Irak halklarıyla. Çünkü en azından realiteleri biliyorlar. Çok ciddi bir risk almışlardır Barzani ile Talebani. Bu riskin adı Amerika riskidir ve İsrail riskidir. Şimdi Amerika'nın bir gün mutlaka bu bölgeden çekileceği kesindir. Ama 3 sene, 5 sene sonradır, ama 10 sene sonra, 15 sene sonradır. Bir milletin hayatında 15-20 senenin adı bile zikredilmez. Haklısın. Fakat Amerika gittiği andan itibaren ne Irak'ın içerisinde ne civar ülkeler içerisinde bir tane dost bulamayacaklardır kendilerini. Onun için evet, bu ateşle oynuyorlar. Farkında değiller. Kendi adlarına, halklarını da tahrik ederek, milli duygularını hatta ırkçı dereceliğine varacak şekilde getirerek bunları tahrik ediyorlar. Arapların çok önemli bir yazarları var. Selim Mutar adında. Kimliklerin Çatışması diye bir kitap yazdı Arapça. Çok muhteşem bir kitaptır. Bu kitapta Iraklılığı işliyor adam. Diyor ki, Iraklı ol, gelin Iraklı olalım. Iraklı kimliği taşımaya çalışalım ve demokratik bir rejim içerisinde bu etnik mozaiği korumaya çalışalım. Bunu inkar etmeyelim. Şii'nin varlığını, Sünni'nin varlığını inkar etmeyelim. Türkmenlerin varlığını inkar etmeyelim. Hatta Yezidiler vardır, Keldaniler var, Süryaniler var. Ben size saymakla bitiremeyeceğim kadar farklılıklar var. Kürtlerin kendi içerisinde farklı farklı inançlara sahip insanlar var. Yezidilerin bir kısmı Kürttür. Kakailerin bir kısmı Kürttür. Ki bunlar bizim Alevilere benzerler. Efendim Feylilerin önemli bir kısmı Kürttür. Bunlar hiçbirisi Barzani ve Taliban'ın yanında değildir. Dolayısıyla siz bunları da kirletiyorsunuz. Mesajını veriyor Selim Mutar bunlara. O bakımdan gelecek bu açıdan çok karanlık görünüyor. Yani bir risk kozunu çok şiddetli bir şekilde oynuyorlar. Türkiye'yle de bile aynı şekilde yapıyorlar. Türkiye zaman zaman Sayın Genelkurmay Başkanımız Hilmi Özkök ifade etti. Biz dedi 12 sene sizleri destekledik ve sizleri koruduk. Sayın Başbakanımız bizzat Talebani'ye söyledi. Dedi ki 12 yıl Saddam yönetimine karşı biz sizi koruduk. Evet. Ama Türkmenlerle olan münasebetinizden dolayı korkarım ki Türkmenleri size karşı korumak zorunda kalacağız. Bu belki gizli bir şeydir. Yani görüşmeden çıkan bir bilgidir ama çok güzel bir ifadedir. Yerini bulmuş diplomatik bir sözdür. Dolayısıyla bunlar farkında değiller yaptıkları hatanın. İşledikleri hatanın farkında değiller. Bir gün Amerika çekildikten sonra bu bölgenin insanı adeta ateşi yağmur gibi bunların başına yağdıracaktır. Hocam peki şu senaryoda o zaman yerini bulmuyor mu? Şimdi kimilerine göre bu bölgede işte hatta onlar Washington
Londra Tel Aviv hattında diyorlar bir senaryo çizildi ve bu senaryoda bu Irak'ın çok renkli yapısı içerisinde bir iç savaş da öngörülüyor deniyor. Yani aslında Amerika'nın orada yapmak istediği şeyin oradaki halkların birbirini ezmesi, kırması ve Amerika'ya sürekli olarak bir ihtiyaç duyulması gibi bir senaryo çiziyorlar. Şimdi ben de düşünüyorum ki gerçekten Amerika büyük bir kuvvetti orada ve halihazırda bu işin içinden çıkabilmiş de değil. Büyük zararlar da görüyor. Öbür tarafta yine bir başka iddiada Irak petrollerini büyük ölçüde kullandığı yönünde bilgiler ulaşıyor Amerika'nın kullandığı yönde. Yani sanki bunu arzu ediyor mu? Yani orada böyle bir huzursuzluğun çıkması bu senaryonun bir parçası mıdır? Yani sürekli Amerika'ya ihtiyaç duymak, İngiltere'ye ihtiyaç duymak bu senaryonun içinde var mıdır sizce? Şimdi ben şahsen tabii bir bilim adamıyım. Evet. Hep objektif kriterlerle bu senaryo tabii. Evet. Ya ben senaryolardan da pek hoşlanmam. Anladım. Çünkü o senaryo üretmek basit bir şeydir, kolaydır. Belki mantıklı olması gerekir. Bir tek akıllı tarafı odur. Ama şu anda önümüzdeki olan olayları görüp yorumlamamız daha doğrudur bence geleceği tahmin açısından. Şimdi bir kere Amerika'nın en azından 4 yıl daha orada kalacağı kesindir. Çünkü Bush çok güçlü bir şekilde seçimi kazandı ve bu noktaya geldi. Seçimi kazandığı zaman dahi biz yazdık. Dedik ki Amerikan yönetimi Irak konusunda sertleşecektir. Orta Doğu konusunda giderek sertleşecektir. Nitekim Powell'ın görevden ayrılıp yerine Rice'ın gelmesi bunun en güzel delili olacaktır. İki, hemen akabinde o hafta Felluce'yi vurmaya başlaması ve hala bugün dahi vuruyor olması bu sertleşmenin çok açık bir delildir. Ramazan'a rağmen vurdular, bayrama rağmen vurdular o bölgeleri. Demek ki bu sertleşme doğrudur, devam edecektir. Amerika çok ciddi manada bir kaynak ayırmıştı Irak'ın imarı için. Belki kimsenin haberi olmadı ama o kaynaklar yavaş yavaş silahlara dönüştürüldü. Silah alımına dönüştürüldü. Şimdi Irak'ta anlaşılan daha çok kan dökülecektir. Fakat bu arada da süreç devam ediyor. Mesela 30 Haziran'da belki biraz sonra onu daha detaylı gireceğiz. Seçim yapılacaktır. Ama bu seçimin şekli nasıl olacak? O mutlaka bir toplum mühendisliği gözüyle ele alınacaktır. Ondan da eminimdir. Şimdi Amerika'nın bir realitesi var. Bu bölgede daha uzun bir süre kalacak. Ama yani Bağdat'taki olan trafiği düzenlemeden vazgeçecektir. Belirli noktalarda kalacak. Belirli konuları kontrol edecektir. Ve bu esas üzere Suriye'yi kontrol etmeye çalışacak. İran'ı yakından izlemeye çalışacak. Ve bölge içerisindeki olan yerini muhafaza etmeye çalışacak. Amerikan askerlerinin Irak'ta ölmesi de çok önemli olmadığı ortaya çıktı. Eğer önemli olsaydı Bush seçimi kazanmazdı. Doğru. Fakat olmadı önemli şey çıktı. Nitekim dediklerine göre artık böyle her ölen Amerikalıyı hemen Amerika'ya götürmeyeceklermiş. Liste liste yapıp topluca götüreceklermiş. Bu da onu gösteriyor. Yani gündemi kapalı tutacaklar. Toplu olarak bu işleri yürütecekler. O bakımdan bu senaryolar, uzun vadeli senaryoları bugünün şartlarına göre bakmakta fayda var. Ama bugün Amerika Irak'ta başarısız olduğu kesindir. Başarısı, çünkü neden? Söylemine göre başarısızdır. Ben oraya demokrasiyi getirmeye geldim, bağımsızlığı getirmeye geldim, adaleti getirmeye geldim. Hiçbirisini getirmedi. Kan getirdi, gözyaşı getirdi, işsizlik getirdi vesaire. O bakımdan bunları bir kenara bırakalım. Bu senaryonun dışındadır. Ama senaryonun içinde olan husus nedir? İşte bölgeyi kontrol etme, İsrail'in gücünü bölgede arttırma. Evet, bunlar realitelerdir. Ama Amerika'nın buradan kalkıp işte ne bileyim Türkiye'yi vurması veya Türkiye'yi kontrol etmesi, yok Suriye'yi vurması filan, bu senaryoları hakkında çok fazla bir şey söylemek tabii ki gayet tabii ki doğru olmaz. Hocam şimdi bölgedeki bu Yahudi ilişkisine geleceğim ama oraya gelmeden önce dikkatimi çeken bir nokta olmuştu bu. Tel Afer hadisesini biraz daha güçlenmişti ama işte Irak Türkmen Cephesi'nin yaptığı açıklamalarda o duygularım bir anda değişti. Şimdi ben Tel Afer'deki hadiseden sonra şöyle düşündüm bir an. Dedim ki herhalde
yöredeki Türkmenlerle, ki Türkmen demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Türkmen aynı şey oluyor zaten. Evet, gayet. Yani gayet normal. Amerikalıların arasında demek ki bazı sorunlar mı var diye düşünmüştüm ama yapılan açıklamalarda tam tersine hiçbir sorun olmadığı, bizzat ondan sonra Amerikalı yetkililerle işte Türk cephesindeki insanların görüştükleri, sürekli fikir alışverişi yaptıkları, işte Türkmenleri sürekli yönetici sınıfın sakinleştirdiği, herhangi bir provokasyona gelmemeleri konusunda sürekli uyardıklarına şahit oldum. Yani birileri de sanki böyle bir hava mı ortaya çıkarmaya çalışıyor? Evet, o önemli bir şey. Evet. Aslında mesela Kerkük'teki Amerikan kuvvetlerinin Irak Türkmen cephesiyle olsun, Irak Türkmen meclisiyle olsun, şehir meclisindeki Türkmen üyelerle olsun, İşte Türkmenlerin bazı sivil kuruluşlarıyla olsun, hepsiyle çok güzel münasebetler vardır. Evet. Ancak bu güzel münasebetler Türkmenlerin yanında oldukları manasını çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Evet. Çünkü neden? Türkmenler kendileri efendidirler. Kendileri yani yapıcıdırlar. Nitekim ilk başta Kerkük Emniyet Müdürü bir Kürt tarafından yönetildi. Fakat adam korkunç derecede rüşvet yediği için bir anda Amerikalılar anladılar bunun çok tehlikeli olduğunu. Evet. Onu görevden aldılar. Yardımcısı da Türkmen'di, onu getirdiler. Ve o Türkmen'i getirdiklerinde Turan adında bir arkadaşımız geçici olarak düşünmüşlerdi. Bu, yani yerine birisini bulana kadar. Fakat o arkadaş kısa zamanda büyük başarılar kaydettiği için daha hala emniyet müdürüdür. Evet. Yani Amerikalıların Türkmenlere bakışları negatif değildir. Ama pozitif de değildir. Başka bir tabirle nötrdür. Yani Türkmenleri yanlarına alsalar Türkmenler bir takım şeyler, haklar isteyecek. Karşılarına alsalar düşman olacaklar. Onun için kendi tabirleriyle, biraz sonra da belki ona da temas edeceğiz. Amerika'da Columbia Üniversitesi'ndeki